Evet, şimdi 372. soruyu çözüyoruz. Bu Romanya'da 2006 yılında çıkmış bir soru. Rasyonel sayılar AB rasyonel sayının elemanı olmak üzere her x'e demiş. X elemanıdır rasyonel sayı için. Bu eşitliğin sağlayan bütün rasyonel sayılardan rasyonel sayılara fonksiyonları bulunuz diyor. Şimdi burada şöyle yapmış. Eşitliğin iki tarafına da x eksi a eklemiş. Şimdi illa böyle yapacaksınız diye bir şey yok. Ama hani burada ne yaptığını görün. Artı x eksi a eklemiş. Sonra eşitliğin iki tarafında arkadaşlar f fonksiyonunu almış. Sonuçta bunlar eşit olduğuna göre demiş. Bunların fonksiyonlarını alınca da birbirine eşit olur demiş. Burada da şu denklemi kullanmış. Demiş ki eğer bir ifade artı artı nasıl yapmış? Bir saniye bakıyorum. Eğer x artı f'ye varsa onu nasıl açıyor? F x artı a artı f'in içindeki artı b diye açıyor. Gördünüz mü? Evet. Evet. Bunu kullanarak f bunu nasıl açacağız? F şuradaki x Allah atacağız. artı a. Buradaki x'imiz şu. Yani fx olacak. Artı a. Artı fonksiyonun içindeki şu y, fonksiyonun içindeki ifade. Fonksiyonun içinde ne var? Şu var. Değil mi? Onu direkt çıkaracağız. Artı b sabitini ekleyeceğiz. Burayı anladınız mı? Evet. Yani şu açının Evet. şuradaki açılımını kullandık. Peki burada ne yapacağız? Burada da aynısını, aynı açılımı kullanacağız. Ne diyor? Şunu alacağız. Değil mi? Fonksiyonun içine yazacağız ve a ekleyeceğiz. Artı fonksiyonun içindekini alacağız. Ona da ne ekleyeceğiz? B. Şimdi bakalım neler gidecek. Şu x ile şu x gidecek. Şu b ile şu b gidecek. Burası fx kalacak. Değil mi? Evet. Artı Evet. fy kalacak. Burada ne kalacak? F x artı y artı b artı a kalmış olacak. Tamam. Şimdi burada ne yapabiliriz? Hiç olan var mı? Hani X şunları yerine x eksi b, y yerine de y eksi b yaz. evet. X yerine x eksi b daha önce yapmıştık bir soruda hatırlarsanız. Bunu yazarsak bu ifade fx eksi b artı f y eksi b f x artı y eksi b artı a olmuş olacak. Değil mi? Şimdi ne yapabiliriz burada? Her Bu a tarafa a ekleyeceğiz. her tarafa a eklersek olur mu? Her taraftan 2a çıkaracağız. Her Doğru, taraftan a 2a çıkaracağız. çıkaracağız. Buradan bir tane a çıkaracağız. Buradan bir tane daha a çıkaracağız. Yani 2a çıkarttık sol taraftan. Sağ taraftan da a çıkaracağız. Dolayısıyla şimdi artık biz şöyle yapabiliriz. Eğer gx'e f
x eksi b eksi a dersek bu ifade Cauchy birinci denklemi, Cauchy'nin birinci fonksiyonel denklemi, toplamsal fonksiyonel denklemine dönüşmüş oldu. Ne yapacağız burada? Bunun çözümü nedir? C çarpı x'tir. Şu x'ini birbirine eşitlersek f x eksi b c x artı a çıkacak. Bunu bulmak için şurada x yerine az önce İbo demişti nasıl yapacağız hatırlarsınız. X artı 1, x artı b yazacağız. C çarpı x artı b artı a olmuş olacak. Tamam. Bu biraz zor bir soruydu. Bu soruya bir daha bakabilirsiniz. Yani zor dediğim çözümü biraz uğraştırıcıydı. Şimdi ikinci Cauchy fonksiyonel denklemine geldik. Bunu söylemiştim size. İkinci Cauchy fonksiyonel denkleminin bu denklemin çözümünü artık bileceksiniz. A üzeri x'tir. Bunu da birinci Cauchy denklemini kullanarak yapacağız. Şimdi bu sonuçta biliyorsunuz üstel bir fonksiyon. Üstel fonksiyonda hatırlayın a'nın ne olması gerekiyor? Sıfırdan büyük olması gerekiyor ve bir olmaması gerekiyor. Değil mi? Evet. Hatırlarsınız. Şimdi burada ilk olarak her x için fx'in sıfırdan büyük olduğunu göstereceğiz. Her x için fx'in sıfırdan büyük olduğunu göstereceğiz. Ha, bu arada fx eşittir sıfır aşikar bir çözüm. Biz fx eşittir sıfır haricinde başka bir çözüm arıyoruz buna. Şimdi her x için pozitif olduğunu nasıl göstereceğiz? Şöyleymiş. X yerine de x bölü 2 yazalım. Y yerine de x bölü 2 yazalım. Yani buraya da x bölü 2, buraya da x bölü 2, x bölü 2, x bölü 2. O zaman fx ne olmuş olacak? F x bölü 2'nin karesi olmuş olacak. Değil mi? Dolayısıyla bir sayının karesi olduğu için şöyle olacak. Doğru mu? Fx eşittir 0 durumunu zaten incelemiştik. Eğer fx eşit değildir 0 ise deyip yolumuza devam edeceğiz. Fx 0 değilse fx her zaman ne olmak zorundadır? 0'dan büyük olmak zorundadır. Şimdi neden 0'dan büyük olmak zorunda? Çünkü bu işlemi yaparken bu fonksiyonla uğraşırken iki tarafında logaritmasını alacağız. Herhangi bir logaritmasını alabiliriz. Ama biz elenini alalım şimdi. Dersin başında sorduğunuz sorunun cevabını da bulmuş olacağız. Şimdi elen fx artı y hatırlayın. Pardon. Elenin içinde veya logaritmanın içinde çarpma olduğunda biz onu nereye ayırabiliyorduk? Toplam. Doğru mu? Hı-hı. Burada bir gx'e ln fx dersek burası gx artı y eşittir gx artı gy olmadı mı? Oldu. Yani gx de c çarpı x değil mi? C çarpı x eşittir ln fx. Ln demek tabanı ne demek arkadaşlar? E demek öyle değil mi? Evet. O zaman fx ne oldu? Şöyle bir şey mi oldu? X. E üzeri cx oldu. Hatırlayın logaritmayı ufaktan bir anlatmıştım size. Hı? Şimdi işte en başta sorduğun soruya giriyoruz. E'yi mi tabanını almak zorundaydık? Bu e üzeri c üzeri x. Kısaca bu ne? A üzeri x. Anladınız mı? Aha. Hangi logaritmada alsaydık fark etmezdi. Sonuçta a üzeri x olacak bunun çözümü. Çünkü herhangi bir c oraya gelebiliyor. E üzeri herhangi bir c de bütün sayılara ulaşabilirim pozitif sayılara. Bir hariç. Anladınız mı? Evet hocam.
Dolayısıyla bu da bizim ikinci Cauchy fonksiyonel denklemimiz. Bu denklemin çözümü ya bu ya da mavi ile yanına yıldız koyuyorum ya da bu. Tamam. Tamam. Evet. Geldik 374. soruya. Şimdi bu da şey gibi olacak. Az önce birinci koşuyu kullandığımız gibi bunu da ikinci koşuyu kullanmak için benzer ifadelere dönüştüreceğim bunları. Şimdi bu ifadenin iki tarafında A üzeri X'ye bölsek karşımıza şöyle bir şey çıkacak. Böyle bir şey çıkacak. Ama biz şöyle şu tarafta x artı y'li bir şey elde etmek istiyoruz. Dikkat edin, hani fx artı y çarpı x artı y'li bir şey elde etmek istiyoruz. Dediğimi anlıyor musunuz? Burası önemli. Çünkü evet. Burayı x artı y'li bir şey yapacağım. Sol tarafı, sağ tarafı da x'li ve y'li bir şey yapacağım. Dolayısıyla burayı x artı y'li bir şey yapmak için burayı tam kare yapasım geliyor aklıma. O yüzden eşitliğin sağ tarafını a çarpı x'i x kare bölü 2 eksi y kare bölü 2 ile çarpıyorum. Neden öyle yapıyorum? Çünkü burada x, y var. 2 x, y olsaydı eksi x kare eksi y kare yapardım. Burayı da a eksi x kare bölü 2 eksi y kare bölü 2 ile çarpıyorum. 3'ü bir araya gelince ne oldu? A eksi x artı y'nin karesi bölü 2 oldu. Bakın x artı y'li bir şey. X artı y'li bir şey ve x artı y'li bir şey. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz herhalde. Burayı da şunu a çarpı eksi x kare bölü 2. Bunu da a üzeri eksi y kare bölü 2 yaptım. Artık gönül rahatlığıyla gx'i tanımlayabilirim. Gx fx çarpı a üzeri eksi x kare bölü 2. O zaman bizim bu ifademiz ne oldu? Gx artı y eşittir gx çarpı gy olmuş oldu. Bunun çözümü de neydi? A üzeri x'ti. O zaman a üzeri x eşittir fx çarpı a üzeri eksi x kare bölü 2. Yani buna a derken tabii bu a'lar aynı olmayabilir. Şöyle düzelteyim. Yazayım. Sonuçta bunun çözümü c üzeri x. O zaman fx ne olacak? C üzeri x çarpı bunu karşıya bölü diye attık. Sonra yukarı attım. A üzeri x kare bölü 2. Anladınız mı? Evet hocam. Buraya hani a ya. Soruda verilen a benim yani buradaki c'ye farklı olabilir. O yüzden. Aynı da olabilir, farklı da olabilir. Peki başka bir çözümü var mı bunun? Aşikar bir çözümü var. Ne o da? Hı? Sıfır. Evet, bu da. Evet, bu da aşikar bir çözümü. Devam ediyorum. Bir sonraki sorumuza. Evet. Bir sonraki sorumuzda ya burada hemen şunu görüyorsunuz. Zaten fx eşittir 0 bunun aşikar bir çözümü. Sorunun başında söyleyelim. Peki fx 0 olmazsa ne olur? Olmazsa ne olur? Onu inceleyeceğiz. Şimdi şuraya bakınca bu ifade size tanıdık geliyor mu? Artı 1 ekleyince çarpanı evet.
Evet. O yüzden iki tarafa da artı 1 ekleyelim. Burası ne olacak? Fx artı 1 çarpı Fy artı 1. Aa, bu soru çok netleşti hemen değil mi? Hı hı. Evet. Gx'e Fx artı 1 dersek burası ne olmuş oldu? Gx artı y eşittir Gx çarpı Gy olmuş oldu. Bu da ikinci Cauchy denklemi. Yani Gx eşittir A üzeri x diyebiliriz. O zaman A üzeri x eşittir Fx artı 1. O zaman Fx ne olacak? A üzeri x eksi 1 olacak. Peki bir de ikinci Cauchy denkleminin bir çözümü daha vardı, hatırlayın. Neydi? Sıfırdı. O fx için yazdık. Ha, pardon. Şimdi ikinci Cauchy denkleminin çözümlerinden birisi bu. Birisi de bu. Değil mi? Evet. Evet. O zaman bu birinci çözümümüz oldu. Pardon, ikinci çözümümüz oldu. Fx artı 1 de ne olacak bir de? Sıfır olacak. Fx ne olacak? Eksi 1. Evet. Yani özetle söylemem gerekirse 1, 2, 3 tane çözüm var. Eksi 1'i koyalım yerine. Tuttu mu? Tuttu. Evet. Evet. Yani 1, 2, 3 tane çözüm olacaktır. Devam ediyoruz. 376. soruya. Her ikisi için 4fx artı y eksi 4fx çarpı fy eşittir 3 çarpı parantez içinde 2fx artı 2fy artı bir fonksiyon denklemi sağlayan bütün sürekli fonksiyonları bulunuz. Zaten hani benzerleri daha önce yaptık. Şunu ne yapacağız? Şunu karşıya atacağız. Atalım 4 tane fx artı y 6 tane fx artı 6 tane fy artı 3 artı 4 tane fx fy 4'e bölsek ifadeyi daha sade hale getirsek 3 bölü 2 fx artı 3 bölü 2 fy artı 3 bölü 4 artı fx çarpı fy. Şurası tanıdık geliyor mu? Evet. Evet hocam. Nedir? fx artı 3 bölü 2 artı fy artı 3 bölü 2 mi? Fx artı 3 bölü 2 çarpı fx artı 3 bölü 2'ye benziyor. Doğru mu? Ama hocam 3 bölü 4. Fy pardon. Evet ne? Ama ben işte oradan zaten bir şey çıkaracaksın. Burasını çarpınca sabit sayı 9 bölü 4 mü geliyor? Evet. Bende 3 bölü 4 var. O zaman 6 bölü 4'ü karşıya mı atayım? Yapalım. 6 bölü 4 ne? 3 bölü 2. 3 bölü 2'nin 2 katı. Ha pardon, 2 çıkaracağız. Doğru hocam, tamam. Tamam hocam. Doğru mu oldu? Hocam artı değil mi? Artı değil. Hayır hayır. Artı evet. Çünkü evet. Evet. O zaman bitti. Yani bitti değil mi? Şurası gx artı y. Burası gx. Burası gy. Bunun çözümü ne? A üzeri x. Ya da ne? Sıfır. Şimdi A üzeri x de çözüm. Fx ne olacak? A üzeri x eksi 3 bölü 2 olacak.
Eğer sıfırsa çözüm fx ne olacak? Eksi 3 bölü 2 olacak. Şimdi bundan sonraki zaman kaybetmeyelim. İki soruyu 377, 378'de siz uğraşın. Biraz değişken değiştiriyor. Hafif daha zor bunlardan ama anlarsınız. 377, 378 sizin ödeviniz. Tamam mı? Tamam, tamam. Tamam hocam. Kitaplar hepinizde. Bakarsınız. Biraz daha zor. Bir tık daha zor. Anlamazsanız bir dahaki ders söylerseniz çözeriz. Dikkatli okuyun. 377, 378 bunlar sizin ödeviniz. Biz geldik 3. Cauchy denklemine. 3. Cauchy fonksiyonel denklemine. Bu sefer çarpımı toplama çevireceğiz. R artıdan R'ye gidecek. Çünkü elenle alakalı. Bu fonksiyonu bulalım. Şimdi x sıfırdan büyük, sonuçta x y pozitif olduğuna göre pozitif bir sayıyı e üzeri u'la mutlaka ulaşırım. Öyle bir u vardır. O yüzden biz x e üzeri u, y'ye de e üzeri v diyelim. F e üzeri u çarpı e üzeri v eşittir f e üzeri u artı f e üzeri v olsun. Şimdi burada biz g bir fonksiyon tanımlayalım. G u diyelim buna. G u f e üzeri u olsun. O zaman şu gördüğünüz ifade ne olacak? G u artı v. Burası e üzeri u artı v değil mi? Evet. G u artı v eşittir f u artı f v olmuş olacak. Bu da bizim neyimiz aslında? G u artı g v değil mi hocam? Hı? G u artı g v. Evet, g pardon. Evet. Bu bizim birinci Cauchy denklemimiz. G hani kısaca gx eşittir c üzeri x'ti. Değil mi? O zaman evet. Ne olmuş olacak? Hani buna da, bu değişkenlere de x diyelim. Cx eşittir f e üzeri x olmuş olacak. Şimdi bunu nasıl x yapacağız? İçine kendinin tersini yazmamız lazım. Değil mi? Mesela y eşittir e üzeri x'in tersini logaritmayla alacağımızı biliyoruz. İki tarafında elenini alalım. Burada x başa düşer. Elen y eşittir x çarpı elen e olur. Elen e de logaritma e tabanında e demektir. O da 1'dir. Şurada bir özellik verelim. Logaritma a tabanında a her zaman 1'dir. Düşünürsünüz hemen çıkartırsınız. O zaman x yerine ln y bunun tersi olmuş oldu. Yani f'in tersi x eşittir ln x olmuş oldu. Yani e üzeri x'in tersi ln x. X gördüğümüz yere ln x yazarsak o zaman f neyi elde etmiş olacağız? X'i elde etmiş olacağız. Bu da arkadaşlar bizim 3. Cauchy denklemimiz. Hocam, bununla alakalı efendim? Niye elen kullanmıştın diye sormuştuk ya hocam. Sormuştum. Elen başka bir logaritmada kullanabilirsin. He. Olur, fark etmez yani değil mi? Fark etmez. İstediğin logaritmayı kullan. Peki. Evet. Kaldık burada.
Evet. Bir sonraki denklemimiz. 380. soru. Bu ne yapacağımız aşağı yukarı belli. Çünkü bunun yanında x var, bunun yanında y var. Neye böleceğiz? X, y'ye böleceğiz. Evet. F x, y bölü x, y f, y bölü y artı f, x bölü x'e dönüşecek. Burada biz f, x bölü x'e g, x diyeceğiz. O zaman burası g, x çarpı y eşittir g, x artı g, y yapacak. Bunun da çözümü ne? C çarpı ln x. C çarpı ln x. Şimdi fx bölü x eşittir c çarpı ln x olacağına göre fx ne olacak? C çarpı x ln x olacak. Tamam. Sonuçta istediğiniz tabanı yazdığınızda buradaki C değişmiş olacak sadece. Tamam mı? Evet. Evet. Bir daha bakarsınız. Son var. Onu da. Evet. Dördüncü koşu denklemi de arkadaşlar. Dördüncü koşu denklemi. Burada net olarak göreceğiniz F x eşittir 0 sağlıyor. Bir de fx eşittir 1 sağlıyor. Bunları görüyorsunuz zaten net olarak. Ve eğer başta şöyle demiş, eğer herhangi bir x0 değeri için, yani sonuç 0 oluyorsa demiş, bütün x'ler için fx eşittir 0 olmalı demiş. Ben de mesela diyorum ki bunu anlatmak için size. Mesela f3 0 olsun. Varsayalım ki 3 koyunca 0 çıkıyor olsun. O zaman f hepsi 3 olur. F bölü 3 çarpı 3 yapsam o da f 5 bölü 3 çarpı f3 olduğundan dolayı bu 0 olduğundan dolayı bu da ne olmak zorunda? 0. Anladınız mı? Her evet. Sayıyı böyle yazabilirim. Dolayısıyla bir tane sıfır yapan bir değer varsa bütün hepsi sıfır olmak zorunda. Dolayısıyla sıfır yapan bir değer olmadığını varsayabilirim artık. Anladınız mı? Evet hocam. Sıfır değilse sıfır yapan bir değer yok diye. Şimdi bu fx eşittir sıfırın haricindeki değerleri arayalım. Bir de şunu söylemiş. Eğer x 0 değilse fx mutlaka 0'dan büyüktür. Çünkü logaritmasını alacak arkadaşlar. 0'dan büyük olursa logaritma. Logaritmanın içine negatif sayı giremez. Bunu nasıl gösterecek? X ve y yerine kök x yazacak. O zaman f kök x çarpı kök x fx f kök x çarpı f kök x, ek kök x'in karesi olmuş olacak. Bu da her zaman sıfırdan büyük. Sıfır olmadığını biliyorum f x'in. Dolayısıyla her zaman pozitif olduğunu biliyorum. Her zaman pozitif olması bana şu özelliği sağlıyor. Ben bu eşitliğin iki tarafında elenini alabilirim. Fonksiyon reel sayılardan R artı birleşim sıfıra gitmesi gerekmiyor mu yukarıda? Sıfır. Bir de eksen sıfır diyorsun. Yani hocam yukarıdaki fonksiyonun tanım kümesiyle görüntü kümesinin yeri değişik yazılmamış mı? Tam tersi. İçine sıfır koyarsak
diyorsun. Sıfır çünkü koyamayacağız mı? Yok. Sıfırdan büyük olmak zorunda ya, büyük eşit. Yani reel sayılara gidemiyor. Reel sayılar yanlış olmuş orada görüntü kümesi gibi. Ha, şurada şuraya diyorsun. Evet, yukarı kısım. Reel sayıların içinde bir yere gidiyor. Yani sonuçta biz içeri postit yazıyorum ama sonuç negatif olabilir. Niye olamasın? Ha, şeyden dolayı diyorsun. Bundan dolayı. Fx her zaman sıfırdan büyük. Evet. Evet, içine gidiyor demek ki. Yani şimdi, biz x olarak negatif bir sayı alamıyoruz, öyle mi? X olarak negatif bir sayı alamıyor muyuz? Alamıyoruz zaten. Evet, alamıyoruz. Tanım kümesinde de yok zaten. Tamam hocam. Şimdi şunu böyle yazınca aslında olayı bitirmiş olduk. Ne olmuş oldu? G x'e ln fx deyince burası gx artı y, gx çarpı y, gx artı gy'ye dönmüş oldu. Bu neydi? Bizim bir önceki, üçüncü koşu denklemimizdi. Evet, onun çözümleri neydi? G çarpı lx eşittir 0. Gx eşittir c çarpı ln x'ti. Doğru mu? Burada evet. O zaman gx'in yerine 0 yazarsak, şuraya 0 yazarsak, şurası e olduğu için e üzeri 0, fx eşittir 1 gelecek. Zaten onu yukarıda çözüm olarak yazmıştık. Değil mi? Yerine c çarpı ln x yazarsak, ln fx'in burada da şöyle yapalım, hatırlayın. Şöyle bir özellik göstermiştim size. Logaritma A tabanında b üzeri n'deki n başa düşebilir. Hatırladınız mı? Evet. Evet. Bu c oradan düşmüş olabilir. Yani şuradan düşmüş olabilir. Yani bunu alıp yukarı atabilirim özetle. Ln'ler gider. Fx ne olur? X üzeri. X üstü c. C olur. Pardon, x üstü c. Evet. Burada bitirmiş oluyoruz. Siz bir daha kitaba bakın. Söylediğim iki soruya da bakın. Videoyu da izleyin. Bir dahaki ders ne zaman yapacaksam haber vereceğim size.